Merhaba, sınır ötesine hoş geldiniz. Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşen mahalli seçimlerini tamamladı. Bir 4 yıl daha seçimsiz bir sürece girildi. Bizler sandık başına giderken Orta Doğu'da sular yine durulmadı. İsrail'in Şifa Hastanesi'ni kuşatma altına alıp kullanılmaz hale getirmesi ve yine bir insani yardım kuruluşuna düzenlediği saldırı ile dünya kamuoyu yeniden sarsıldı. Bu arada İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine saldırı düzenlemesi de bu haftanın gündemine bomba gibi düştü diyebiliriz. Ama bu hafta umut veren bazı gelişmeler de oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez salı günü yaptığı açıklamada hükümetinin önümüzdeki Temmuz ayından önce Filistin devletini tanıyabileceğini söyledi. Başbakan Sanchez Gazze'deki savaşa diplomatik çözümler bulmaya yardımcı olmak üzere Orta Doğu'ya bir gezi düzenlemişti. Bu açıklamayı da zaten Ürdün'de yaptı. Sanchez'in Suudi Arabistan ve Katar'ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Ve Biden bir iftar daveti verdi Beyaz Saray'da. Fakat iftar daveti Müslümanlar tarafından geri çevrildi. Dünya çapında gösteriler ve insanların hükümetlere yaptıkları derhal ateşkes çağrıları da sürüyor. Tüm bunları bugün İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman ve Yeni Şafak Dış Haberler Müdürü Senur Yastıkaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Gazze ile başlayalım. Terör devleti İsrail, malum abluka altındaki Gazze şeridinin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ni tamamen hizmet dışı bıraktı. Yıktı ve geride de yüzlerce ölü bıraktı. 1 Nisan sabahına bu şekilde uyandık. İşgalciler 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyindeki bu hastaneyi kuşatmıştı. 14 gün sürdü bu kuşatma ve saldırı. Ve Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinli öldü. 900'den fazlasında alıkoydu ve yaralılar var tabii. Ve katliamlarına yeni birisini daha eklemiş oldu. Daha önce de tabii yine baskınlar düzenlemişti Şifa Hastanesi'ni ama yine de o kadar zor koşullar altında sağlık çalışanları üstlerine düşen işte görevleri yerine getiriyorlardı. Aslında insanüstü bir çaba gösteriyorlardı diyebiliriz. Bunun yanı sıra yine İsrail World Central Kitchen adlı insani yardım kuruluşunun çalışanlarının bulunduğu bir konvoyu hedef aldı. İşte burada da 7 görevlisi bu kuruluşun öldürüldü İsrail tarafından. Kuruluş açıklama yaptı ve ekibinin çatışmasız bir bölgede bu saldırıya uğradığını söyledi. Üstelik İsrail'in İsrail'le ortak koordine edildiğini ve buna rağmen bu saldırıya uğradıklarını söyledi. Öldürülenler arasında Avustralya, Polonya, İngiltere, Amerika, Kanada çifte vatandaşı olan vatandaşlar, insanlar vardı. Gönüllüler, yardım kuruluşu gönüllüleri vardı. Ve maalesef yardım kuruluşundan da bir açıklama geldi. Dediler ki oradaki faaliyetlerimizi durduruyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nden de hemen bir açıklama geldi. Bu hafta bu özellikle sağlık altyapısına yapılan saldırı ve bu yardım konvoyuna düzenlenen saldırı ile ilgili. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de öldürülen kişilerin sayısını 33 bini aştığını, 80 bin kişinin de yaralı olduğunu söyledi. Biliyorsunuz enkaz altında da hala çıkartılamayan maalesef insan cesetleri bulunuyor. Sayının daha fazla olduğunu da tahmin ediyoruz bu durumda. Dünya Sağlık Örgütü Şifa Hastanesi ile ilgili buranın bir ana sevk merkezi olduğunu ve işte buraya düzenlenen saldırının daha sonra işte bu tıbbi tahliye ihtiyaçlarını da artıracağını söyledi ve bu işte World Central Kitchen yardım örgütüne düzenlenen saldırının da dehşetle karşılandığını söylediler. Şimdi faaliyetler durdu. Faaliyetler durunca daha çok insan aç kalacak. Görünen o ki İsrail sürdürdüğü bu soykırımda sistematik bir şekilde sağlık hizmetlerini ve gıdayı aslında bir silah olarak kullanıyor ve Gazze'lileri aslında evlerini, topraklarını terk etmeye zorluyor. Yardım konvoyuna düzenlenen bu saldırıya tabii tepkiler geldi. İşte Biden
ve Sunak, Rishi Sunak gibi soykırım ortağı olan, soykırıma ortak olan batılı liderler tarafından öfkeyle karşılandı ilk defa. Ve Batı medyasından da tepkiler yükseldi. Aslında iki haftadır Şifa Hastanesi bir kuşatma altında, sağlık çalışanları infaz edildi. Orada bir sürü insan öldürüldü. Yani sağlık hizmetinin ulaşması gereken insanlara artık ulaşamayacağını biliyoruz. Ve bu ilk değil. Şöyle hatırlayalım. Gazze'deki işte bu Gazze'ye saldırı başlattıkları zaman ilk hastane bombalamalarında kendilerinin bombalamadıklarını söylemişlerdi. Hamas'ı suçlamışlardı. O zaman tabii bir infial olmuştu. İşte hastane bombalanır mı demiştik. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki periyodik olarak hastaneleri bombalıyorlar. Sağlık çalışanlarını hedef alıyorlar. Yani insanları aslında bu sürece alıştırdılar ve birden işte bu 7 insani yardım görevlisi öldürülünce ve bunlar da anladığımız kadarıyla ve gördüğümüz kadarıyla ve yanılmadığımız gibi beyaz oldukları için, Müslüman olmayan beyazlar da oldukları için büyük bir tepkiyle karşılandı. Yani büyük bir ikiyüzlülük tabii görüyoruz burada. Ve tabii bunun sonucunda ne oldu? Ne kadar tepki gösterirse göstersin işte Biden, İsrail aslında burada yine kazançlı çıktı. Bu fütursuz saldırısının sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs merkezli Gazze'ye insani yardım taşıma operasyonu güvenlik protokolleri gözden geçirilmesi sebebiyle tekrar gözden geçireceğiz dediler. Durdurulmuş oldu. Yani kazançlı çıkan yine İsrail oldu ve kaybeden yine oradaki siviller oldu. Sen bu süreçle ilgili neler söylemek istersin? Bu yaşananlarla ilgili. Yani aslında burada İsrail 75 yıldır olduğu gibi bu saldırıların özellikle Uluslararası Adalet Divanı'nda hakkında açılan soykırım davasıyla daha da yoğunlaştığını ve bu özellikle aç bırakma, yani açtığı bir silah olarak kullanma eyleminin giderek yoğunlaştığını görüyoruz. Yani bombalar yerine artık insanları aç bırakarak, işte hastane gibi insanların tedavi edilebileceği ya da sığındıkları bölgeleri tamamen yaşanmaz hale getirerek aslında o soykırımı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Yani bomba atmasak da işte bu şekilde insani yardımları engelleyerek, insanların yeniden evlerine dönmesini engelleyerek, onları sürekli farklı noktalara taşınmalarını sağlayarak, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesini engelleyerek, işte su bile bulamayacak duruma düşürerek aslında ben o etnik temizliği farklı yollardan devam ettirmeyi hedefliyor. Anladığım kadarıyla burada ABD'den de böyle bir akıl almış olabilir diye düşünüyorum. Yani sen bombalar atarak aslında bir fotoğraf veriyorsun ama işte açlıktan insanlar öldüğünde ya da işte sağlık ihtiyaçlarına gideremediklerinde böyle bir fotoğraf gelmiyor. Yani daha çok dünya medyasının hediyesini işte bir atılan bombayla parçalanan vücutlar, ölen çocuklar, bu fotoğraflar daha böyle ilgi çekici olarak bulunuyor ve yayınlandığı zaman bir etkisi oluyor ama açlıktan ölüyorlar dediğiniz zaman işte 20'den fazla çocuk hayatını kaybetti son geçen 2 ayda açlıktan dolayı. Ama o bombalamaların verdiği etkiyi aynı şey etkiyi vermiyor ne yazık ki. Bence İsrail de bunu mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyor ve bu yollarla Gazze'deki emellerine ulaşmaya çabalıyor. Burada tabii işte bu World Central Kitchen'ın kurucusu da bahsetti. Çalışanlarımız bilerek vuruldu diyor. Yani burada İsrail'in bahsettiği gibi bir yanlışlıkla yapılan bir şey yok. Yani burada o zaman amaç neydi? Bilerek vuruyorlarsa bunun bir amacı olması lazım. Şimdi ABD bu World Central Kitchen üzerinden aslında UNRWA'ya bir alternatif ortaya koymaya çalışıyordu. İsrail aslında dedi ki böyle bir alternatifi de kabul etmiyoruz. Yani bizim denetimimiz dışında olan her şeyi reddediyoruz deyip aslında tüm insani yardımı bir şekilde kesmeyi hedefliyordu. Ve senin de belirttiğin gibi bu hedefine de ulaşmış oldu. Dünyadan işte sen de belirttin. Tırnak içerisinde böyle öfke dalgası yayılıyormuş gibi bir şey var dünya liderlerinin ama
Diğer tarafa bakıyorsun, işte CNN yayınladı, sonra öncesinde Washington Post yayınladı. ABD yönetimi bin tonlarca bomba vermeye, uçak parçası vermeye, yeni uçaklar vermeye devam ediyor. İsrail fütursuzca başka bir ülkenin başkentinde bir başka ülkenin büyükelçiliğini vurabiliyor ve bundan hiçbir hesap sormadan, hesap sorulmadan kurtulabiliyor. Yani böyle biz işte sadece bir günde yanlış hatırlamıyorsam İsrail ilk önce Şifa Hastanesi'ni harabeye çevirdi. Sonrasında El Cezire'nin yayınlarının yasaklanmasıyla ilgili İsrail Meclisi'nden bir karar çıkartıldı. Sonrasında bu World Central Kitchen çalışanları 3 kez ardı ardına füzelerle vuruldu. Ve dünyadan yükselen büyük bir sessizlik aslında baktığımızda. Böyle bir dokunulmazlıkla, yani aslında fiili bir dokunulmazlık üretiyor yeniden İsrail bu OAD'de de açılan davanın ardından fiili olarak siz benim hakkımda istediğiniz davayı açın, işte ben Suriye'yi de vururum, uluslararası insan yardım çalışanlarını da vururum, zaten Filistinlileri hesabı bile katmıyor çünkü öyle de bir şeyi vardı İsrail yetkililerin açıklamalarında, biz onların yabancı olduğunu bilmiyorduk, yani Filistinli olsaydı zaten onlar için hiçbir önemi yok, yani vurulabilir yani. Aslında dünyada da böyle bir şey var. Filistinliler öldüğünde onlar zaten öldürülebilir ama neden şimdi çok yüksek ses çıktı? Onlar yabancı uyruklu kişiler oldukları için, işte Polonya pasaportu taşıyor, Birleşik Krallık, İngiltere pasaportu taşıyor vesaire. Öyle olunca bir anda dünya sanki daha da ayaklanır gibi oldu. Burada işte ölümler arasında yapılan ayrımı da çok net biçimde görebiliyoruz. Evet. Halbuki 30 binden fazla insan bugüne kadar hayatını kaybetti 7 Ekim'den beri. Ancak 7 tane insani, yabancı uyruklu insani yardım çalışanı öldürüldüğünde işte biz Batılı medyasında mesela artık Independent gazetesi artık yeter diye manşet atmış. Evet. Demek ki beyazların ölmesi gerekiyor ki Filistinliler kurtulabilsin ya da onların hayatının önemli olduğu anlaşılabilsin. Ben böyle okuyorum. Evet. Peki teşekkür ederim. Filiz Hocam, sizinle devam edelim. Size özellikle İran, İsrail ilgili gelişmeye dair sorum olacak. Malum İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik binasını F-35 savaş uçaklarıyla vurdu. 6 füze isabet etti. Bina yerle bir oldu. Saldırıda devrim muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi, ki önemli isimlerden biriydi, ve Tuğgeneral Muhammed Hacı Rahimi'nin de aralarında olduğu 7 kişi öldürüldü. Bu generallerin Lübnan, Suriye ve Filistin'deki silahlı gruplardan sorumlu olduğu da öne sürüldü. Ve İran yine misilleme yapacağını duyurdu. İntikam yeminlerini duyduk. Ardından İsrail de alarma geçti. Tüm askeri kuvvetlerini göreve çağırdı ve sığınakları açmaya başladı. Şimdi hocam tabloya bakıyoruz. Netanyahu İsrail'de hem içeride hem dışarıda, aslında dünya kamuoyu tarafından dışarıda sıkışmış durumda. Ve her sıkıştığı zaman da bu savaşı, başından beri zaten öyleydi de, hep böyle bir bölgeye yayma, daha da genişletme girişimlerini görüyoruz. İşte İran'ı da içine alacak şekilde sürekli bir provokasyon halinde. Ve daha önce de işte yine Suriye'de saldırıları olmuştu. İran işte daha böyle direkt saldırmadı. Yine işte her zamanki gibi bir aldığı tavırdan yana tavır aldı yine. Ve işte ama bu sefer bir büyükelçilik binasına saldırdı. Aslında İran'a saldırmak gibi bir şey bu. Burada artık tahrik ve provokasyonun daha tehlikeli bir boyuta taşıdığını görüyoruz Netanyahu'nun. Tabii çok kutuplu bir dünya düzeni, hep konuşuyoruz bunu. Buna paralel olarak da işte ciddi bir kamuoyu ve buna karşı çıktığını biliyoruz. Artık hani sadece tek kutuplu bir dünya düzeninde yaşamıyoruz. İşte Çin'in, Rusya'nın, yani onların da dünyanın diğer geri kalanının, işte Birleşmiş Milletler'de yine gördüğümüz tepkilere baktığımızda İsrail'e büyük bir karşı duruş olduğunu da biliyoruz. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu Netanyahu'dan
şey yapmadan, hani danışmadan Gantz'ı, Benny Gantz'ı yine Washington'a davet ederek görüşmeler yapması, Amerika'daki Yahudi lobisinin de artık bir sıkışmışlık hissederek İsrail'i Netanyahu'dan hani kurtarıp bu görüntüyü de düzeltmek istediği anlaşılıyor. Ve Netanyahu da tabii yolun sonuna geldiği hissiyle saldırganlığını daha da fazlalaştırıyor. Şimdi Lübnan sınırında Hizbullah'a saldırıyordu. O aynı oranda Hizbullah da ona saldırıyordu ama devam etmiyordu. Yani bir şekilde orada bırakıyordu. Şimdi İran'da da aynı şekilde. Yani herkes bir şekilde aslında geri durmaya çalışıyor. İsrail'in bu savaş oyununa, genişletme oyununa gelmek istemiyor gibi okuyoruz artık. Yani bu çünkü pasif duruşu. İran'da tabii bu Çin'in arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'la da arayı düzeltmişken bu çok kutuplu dünyanın da avantajlarını mı kullanmak istiyor? Niyeti nedir? Bu sefer büyükelçiliğine saldırıldı. Bir cevap verecek mi? Yani misliyle geleceğini söylüyorlar ama İsrail'de de bir alarm var ama biz de alıştık tabii, yani kontrollü gidiyor. Siz ne diyorsunuz? İsrail-İran savaşı bekleyebilir miyiz? Tabii aslında biz savaş dediğimiz zaman konvansiyonel anlamda orduların cephelerde birebir karşı karşıya geldiği bir durum ifade ediyormuş gibi geliyor. Ama aslında 21. yüzyılda savaş dediğimiz mefhum çok daha farklı mecralarda yapılabiliyor. Yani fiziki olarak birbirine kurşun sıkmak tabiri caizse yerine farklı mecralarda aslında bu mücadele veriliyor. Bunu nereden görüyoruz? Şu anda elektronik istihbarat, sinyal istihbaratı denen bir kavram var. Ve bu kavrama bu yönden baktığımız zaman, yani sinyalleri takip ettiğimiz zaman, bu iki ülke arasında bir savaş devam ediyor. Bu olayın bir diğer mecrası, belki 21. yüzyılın en can alıcı noktalarından bir tanesi, siber dünyada. Siber dünyada şu anda anlık olarak hangi ülkeden hangi ülkeye doğru bir siber saldırının yapıldığını görüyoruz. Ki yine İsrail ile İran arasında geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir tesise siber saldırı yapılmıştı ve bunun çok ciddi sonuçları olmuştu İran üzerinde. Dolayısıyla evet, İsrail fiziki anlamda da bir provoke ederek İran'ı cepheye çekmeye çalışıyor mu? Evet, cepheye çekmeye çalışıyor. Ama öyle faktörler devreye giriyor olmalı ki İran bunu mümkün olduğunca bu oyuna gelmiyor tabiri caizse. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi gibi çok büyük bir olay meydana gelmişti geçtiğimiz yıllarda. Ondan sonra bile çok önemli bir karşılık görmedi ki yine geçtiğimiz günlerde bir mevzuda İsrail'in içinde bulunduğu durumla ilgili bunun Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak yapıldığına dair bir ifade gelmişti. Dolayısıyla o anda cevap vermek yerine İran çok daha farklı bir gündemde, çok daha hazırlıksız tabir edebileceğimiz bir dönemde bir karşılık vermeyi tercih ediyor. Ve ifade ettiğim gibi aslında Orta Doğu'da şu anda Biden iktidarının son dönemleri yaşanır iken ve Trump dönemindeki bozulmuş olan ittifakın sonrasında yeni bir düzen kurulamamış iken yeniden bir Trump dönemi gelmesi ihtimaline karşı şu anda bu mücadelenin biraz da kızıştırılmaya çalıştığını biz görüyoruz. Yani öyle bir şekilde taraflar provoke edilmeye çalışılıyor ki, ifade ettiniz, Suriye toprağında İran Büyükelçiliği vurmak. Şeytanın bile aklına gelmez ifadesi kullanılıyor ya. Yani gerçekten o kadar girift bir şekilde hem Suriye'yi kendi şeyine çekmeye çalışıyor, provoke etmeye çalışıyor. Hem İran'ı provoke etmeye çalışıyor. Aynı zamanda bu ülkelerin içindeki farklı grupları da provoke etmeye çalışıyor. Gazze meselesinin başlangıcından itibaren hatırlayalım. Hizbullah'ın pek çok sayıda videosu ortaya çıktı. İsrail'e saldırılacağı yönünde, işte büyük bir saldırı yapılacağına dair. Ama sonrasında bir şekilde o şeyin karşılığı olmadı. Burada çok daha farklı faktörlerin devreye girdiğini,
ve bu işin daha da kızışmasını İsrail'in istediği gibi, yani kendine meşru bir gerekçe arıyor şu anda İsrail. Bu nokta, bunu başka bir tarafa taşımak için. İşte bunu engelleyebilmek için anlaşılan ki başka taraflar devreye giriyor ve bu şeyi sönümlendirmeye çalışıyor. İsrail'in o provok etmeyecek. Şunu unutmayalım. Şu andaki İsrail'deki hükümet aşırılıkçı gruplardan menkul bir hükümet. Evet. İnanılmaz bir aşırılıkçı yönetim var şu anda İsrail'de. O protestolar kurulduğu andan itibaren hükümet Tel Aviv sokaklarında o protestolar dinmediyse sivil adsizlik eylemleri İsrail ordusu içinde dahi yapılıyorsa, bunlar çok basit şeyler değil. Bunları da anlaşılan o ki görüyorlar ve kendilerine meşru zemin yaratmak isteyen bu aşırılıkçı hükümete bu istediğini vermemeye çalışıyorlar. Ha, Trump gelirse bu iş ne olur? Bence asıl düğüm Kasım'dan sonra çok daha girift hale gelme ihtimali var. Çünkü Trump döneminde İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de görünmemiş bir şekilde ileri adımlar, tırnak içinde kullanıyorum, atıldı. Ve bunun nereye evrileceği, geçtiğimiz günlerde damadının Kushner'in tekrar bir gündeme geldiğini görüyoruz. Daha bu işe ticari yönden bakan açıklamalar yapıldı. Gerçekten insanın kanını donduran ifadelerdi. Oradaki işte ticari değerden filan söz eden. Evet, biz hep yayınlarımızda bunu söylüyoruz. Gazze meselesi çok daha farklı veçeleri olan bir unsur. Özellikle rezervler açısından işte Süveyş kanalının son dönemde başına gelenleri biliyoruz. Ona alternatif bir yapı kurulma çalışmasını biliyoruz. Netanyahu'nun Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde genel kurulundaki haritadaki o yeni Orta Doğu ifadesini, hep bunları eklemlendirdiğimiz zaman bu bir operasyon. Bu operasyonda bir nihai hedef var. Bu nihai hedefe ulaşabilmek için de farklı yöntemler kullanılıyor. Biraz önce Sernur ifade etti. Bu işin gıda ile terbiye etmek, tırnak içinde yine kullanıyorum, da dahil buna. Ama İsrail'e istediğini verilmesi noktasında İsrail çok daha rahat hareket edecektir. Bundan mümkün olduğunca imtina etmeye çalışıyor taraflar gibi görünüyor. Evet. Peki son olarak hızlıca ikinize de şunu sormak istiyorum. 31 Mart seçimleri, yerel seçimler bitti. Cumhurbaşkanı da söylediği gibi işte 4 sene artık önümüzde bir seçim yok. Şimdi artık Türkiye'nin dış politikasında neleri öngörüyorsunuz bu süreçte? Filiz Hoca, siz de devam edelim. Sonra Sernur da söylesin. Şimdi seçimin hemen öncesinde Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bir Brüksel ziyareti olmuştu. Ve bundan hemen sonra da gelen haberlerde, tam seçime gitmeden önce gelen haberlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Başkanı Biden'la bir yüz yüze görüşmesi, Washington'da Mayıs ayında bir yüz yüze görüşmesinin gerçekleşeceği ifade edildi. Şimdi bunun zamanlaması yine önemli, çünkü Haziran ayında da NATO zirvesi var. Bu NATO zirvesinin hemen öncesinde olması, ki iki lider NATO zirvesinde çok rahat görüşebilir. Öncesinde olması, bence asıl dikkat edilmesi gereken konu bu olacak. Bir taraftan Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında giderek artan tansiyon, yeni NATO zirvesinde ne tür kararlar alınacak, Polonya meselesi, Polonya'ya yönelik çok ciddi ifadeler kullanılmaya başlandı yakın dönemde. Balkanlarda hareketlenme başladı, hendeklerin kazıldığına dair ifadeler geliyor. Bunlar çok gerçekten ciddi. Şu anda Dede Ağaç'taki Amerikan mühimmatının Romanya'ya taşındığına dair ifadeler. Orada bir hareketlenme var. Ben bu hareketlenmeyle alakalı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mayıs ayında planlanan Amerika'daki Biden'la görüşmesinin bunlarla alakalı olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da yine Haziran ayındaki NATO zirvesinin yine bu anlamda dikkatle izlenmesi gereken. Çünkü her zirvede Pasifik'teki bir ülke daha o denklemin içine alınmaya çalışılıyor. En son Hindistan'ın bile dahil edilebileceği konuşulmuştu. Orada ne tür planlamalar yapılıyor, bu zirveye kimler gelecek, neler konuşulacak? Bence çok önemli olacak olan iki mesele bu: Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ve sonrasındaki NATO zirvesi. Evet. Peki Sernur, sen neler söylersin? Cumhurbaşkanımız terörle mücadele operasyonlarında hız kazanacağını söylemişti bu yaz. Orta Doğu, işte Irak, nasıl değerlendirirsin? Ya ben de Fris Hoca'ya katılıyorum.
Bu yani 9 Mayıs'ta olması zirvenin Washington'da, Beyaz Saray'da. Biraz önce Filiz Hoca'nın da bahsettiği gibi yani bir kere yani Trump'ın yeniden gelmesi gibi bir olasılık var. Hı-hı. Bunun öncesi benim anladığım kadarıyla hem Biden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki meseleleri bir şekilde masaya yatırıp bunun üzerinden bir çözüm bulmayı ve ilişkilerdeki normalleşmeyi, ivme kazandırmayı hedefliyorlar. Çünkü Batı masasında baktığımız zaman mesela ABD'nin farklı ülkelerle de Trump öncesinde benzer süreçleri hızlandırmaya istediğine yönelik haberler vardı. Mesela bu AUKUS ittifakına Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri dahil edilmesine yönelik böyle bir hamle yaptığı belirtiliyordu Biden'ın. Trump gelmeden önce bazı şeyleri sonuca bağlayıp sonrasında işte eğer bırakacaksa ki bırakma olasılığı da yüksek gözüküyor. Böyle bir hamleyle gitmek istiyor. Yani dış politikada bir başarı hikayesi oluşturmaya çalışıyor ABD yönetimi. İşte Suudi Arabistan'la İsrail'i normalleştirmeye çalışmaları üzerinde de bayağı bir baskı kuruyorlar. Ancak Suudi Arabistan Filistin'deki durumdan dolayı buna pek şu an için yanaşmıyor. Evet. Bu çerçevede tekrardan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi zaten daha öncesinde bu F-16 anlaşmaları İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla bir nevi normalleşme düzeyi yükseltilmişti. Beyaz Saray'daki yapılacak zirve ile de bunun somutlaştırılmasının hedeflendiğini düşünüyorum. Senin de belirttiğin gibi hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta yapılacak teröre yönelik operasyonlar var. Hı-hı. Burada da Washington'da bir eşgüdümün sağlanacağı ve daha öncesinde gördüğümüz manzaraların yaşanmaması için bir Hı-hı. çabanın sarf edildiğini gözlemliyorum. Özellikle Süleymaniye bağlamında ABD'nin oradaki yapıya destek verdiği, yani o yapı üzerinden PKK terör örgütüne destek verdiğine yönelik Türkiye tarafından da üstü kapalı açıklamalar yapılmıştı ve buraya bir operasyon yapılacağı ve üçüncü tarafların buradan uzak durması gerektiğine yönelik uyarılar da yapılmıştı. Hı-hı. Bu 9 Mayıs'taki zirvede böyle bir şeyin yapılacağını ben düşünüyorum. Yine seçimden hemen bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da böyle bir gençlerle bir araya gelmişti kafeleri ziyareti sırasında. Suudi Arabistan ziyaretinden de bahsedildi orada. Demek ki Körfez'de de ilişkilere yeni bir pencere açılması hedefleniyor. Çünkü önümüzde 4 senelik uzun bir dönem var. Geçtiğimiz yıllarda atılan adımların daha da güçlenerek özellikle ekonomi alanında ben daha farklı ve daha önemli gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Tabii şimdi NATO zirvesinden bahsetti Filiz Hocam. Orada Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin genel sekreterlik için aday olduğu biliniyor. Bu Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde de NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yine Mark Rutte ile görüşmeleri olduğu haberi düştü. Bu anlamda zirve öncesi yani Türkiye'nin seçimsiz bir döneme girmesi NATO Genel Sekreterliği'ndeki adayı belirleme ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik bu adaylık sürecini kullanabilmesi açısından da önemli bir koz olduğunu düşünüyorum ben. Burada Mark Rutte'nin daha önceki dönemlerde Türkiye'ye yönelik açıklamalarını hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Mark Rutte'den NATO Genel Sekreterliği döneminde bu konumundan sıyrılıp daha realist bir pozisyonun Türkiye'nin beklentisinin bu yönde olduğunu düşünüyorum ben. Yine Filiz Hoca bahsetti, Romanya'ya önemli bir yığınak yapılıyor. Demek ki önümüzdeki dönemde Karadeniz'i daha çok konuşacağız. Karadeniz'deki NATO varlığını daha çok konuşacağız. Bu anlamda gelecek genel sekreterin Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda kararlar alabilecek olması ve bu konuda yönlendirilmesi önem arz ediyor. Çünkü Türkiye NATO ülkeleri arasında Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülkelerin başında geliyor ve donanması itibariyle de en güçlü Karadeniz donanmasına sahip ülke. Ben Friedrich'in hocanın da bahsettiği gibi hem ABD ile ilişkiler, hem Körfez ile ilişkiler, hem NATO, hem de Avrupa ile ilişkilerin yeniden ivme kazanacağı bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. Rusya ile zaten ilişkiler belli bir düzeyde devam ediyor. İşte yaz aylarında olacak teröre yönelik harekatla birlikte daha hareketli bir dış politika gündemini hep beraber takip edeceğiz. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok güzel katkılarda bulundunuz.
Biz teşekkür ederiz. Sen güzel katkılarda bulundun. Ben de teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.